Selamünaleyküm kıymetli dostlarımız. Vefatlarının 29. seniye devriyesinde Kutbu Cihan Yahyalı Hacı Hasan Sultanımızı Ali Ramazan Dinç Efendimizle birlikte konuşacağız. Efendim, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hoş bulduk, sefa bulduk. Muhterem efendim, ilk olarak Allah'ımızın insanlara bahşetmiş olduğu hayat bir gün nihayete eriyor. Bir insan ömrünü neye vermeli, hangi yolda harcamalı? Hacı Hasan Efendimizin hayatını da göz önünde bulundurarak neler söylemek istersiniz? Bizi yaratan Rabbi Zülcelal'imiz olduğu için hayat programımızı çizen de O'dur. Çünkü Mülk suresinde İslam'ın اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ Yaratan yarattığını bilmez mi? Buyuruyor. O zaman yaratan bizim nasıl yaşayacağımızı da İslam'ın وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri zatıma kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. Burada bir rivayete göre liyarifun beni tanımak için buyuruyor. Bir de her şey ona kuldur. Esamle Etirrahmani abda Meryem suresinde son sayfelerde birkaç ayet Taha suresinin üst tarafında bulunmaktadır. Ondan önceki ayeti celile, son sahife diyebiliriz, her şey Cenab-ı Hakk'a kul olarak gelecektir. Ama onlar emaneti yüklenmiş değil, onlar sorumlu bir varlık değil. Mesela güneş doğuyor, ay doğuyor, yıldız doğuyor. Onlar görevlerini icra ediyor. Allah'ımız onları nasıl ayarlamışsa o şekilde. Bir koyun sütünü de veriyor, etini de veriyor, derisini de veriyor, kemiğini de veriyor. Hatta gübresinden bile istifade ediliyor. Bunun gibi. Şimdi hayat ona kulluk için. Çünkü Cenab-ı Hak Habibini bile tavsif buyururken Esamle Sübhanellezi esra bi'abdihi kulu Muhammed'i buyuruyor. Ondan da yüksek bir makam olamaz. Yalnız kulluğun kendi içerisinde aşamaları var. Sınıflandırmaya tabi tutabiliriz. Bu ayrı bir konu. İstenirse arz ederim. Evet efendim. Efendim, şimdi Hacı Hasan Efendimiz'e gelecek olursak, dünyanın dört bir yanından insanlar Hacı Hasan Efendimiz zamanında gerek de günümüzde Yahyalı'ya gelmekteydiler. İnsanlar buraya Hacı Hasan Efendimiz'in yanına çeken şey neydi? Binlerce kilometre öteden buraya aşkla, muhabbetle gelmelerin sebebi neydi? Buraya bir lider konumunda insan geliyordu ziyaret için. Gelirken o gelmeden önce onun bu defteri özellikle getirdim. Sohbet defteridir. Önünü açar. Buradan bir kelimeyi okur veya okumaz. Okur mutlaka bir cümleyi. Saatlerce görüşürdüm. O zatın gelişine ait dedi ki şu defterden bir yer açayım dedi. Açtılar. Orada buyuruluyor ki sen Allah'ı ne kadar seversen insanlar da seni o kadar sever. Sen Allah'ı ne kadar seversen insanlar da seni o kadar sever. Hadis-i şeriflerin de meali bu aynı zamanda. Cenab-ı Hak'tan ne kadar korkarsan insanlar da sana o kadar tazim ve ikram içerisinde bulunur diye. Onun Rabbimize olan aşkı, muhabbeti, şevki, sevgisi. Hatta görmeden bile muhabbet duyan insanlar vardı. Görmeden bile. O Timurtaş malum bilirsiniz çok meşhur İstanbul'da vaaz eden. Bir de Doğuş vardı onda. Konuşurdu da hepsi kitabi değildi onun. Gönlünden doğardı böyle. Çünkü görürdüm dinlediğimde o balkonda ne de caminin balkonunda o gençler hep birden Allah diye bağırıyor, cemaat de bağırıyor. Bu zat demiş ki ben görmedim ama
tepemden tırnağıma kadar o anıldığı zaman bir sıcak su dökülüyor gibi oluyor demiş. Bu gibi insanlar pek çoktu. Evet. Mesela Hacı Hasan Efendi dindiği zaman yahu biz bunu görmedik. Huzurunda da bulunmadık. Fakat bizi çeken bu cazibe nedir? O cazibe Cenab-ı Hakk'a olan aşkıdır, muhabbetidir ve sevgisidir. O sevgi getiriyor. Allah'ımıza olan bağlılığı, Habibine olan sevgisi, üstazlarına olan samimiyeti getiriyor şüphesiz. Evet efendim. Efendim yine buraya gelenler dünyanın dört bir yanında arı misali buradaki muhabbeti, muhabbetin deryasını kendileri dolup gerek gittikleri yerde, memleketlerinde bu muhabbeti yayıyorlar. Özellikle efendim gençler buradaki muhabbetten beslenebilmek için neler yapabilmeli? Onlara tavsiyeniz ne olur? Şimdi gençler deyince o kendisinin de en büyük arzusuydu. En büyük arzusu. Burada onların bir ara Üstad-ı Ali'mizin sene-i devriyesinde parlamenterlerden birisi konuştu. İsim derseniz verebilirim. Dedi ki Hacı Hasan Efendi sizin kafanızı yarıp içine ilim akıtacak bir kimse değil. İsterse onu da akıtır Allah'ın izniyle. Fakat dedim onun mübarek gönlünden istifade etmemiz lazım. Şimdi gençler için en önemli olan husus çağında bulunan büyükleri tanıyacak. Bu İmam Şarani Hazretlerinin Tenbihül Muterrin diye bir eseri var. Bunu Türkçe'ye çevirdiler Ömer Temizel. Çevirdim. Orada büyükleri anlatırken diyor ki elimizde şimdi bir tabakat-ı sufiye de var. Burada büyükleri anlatırken der işte mesela buradan bir zat diyelim kimi söyleyelim. Ebu Bekr'in Vasıtî Kaddesallahu sırra. Şimdi şu zatı gördü, bu zatı gördü, şunlarla tanıştı, onlardan ilim aldı diyor. Bunun gibi demek ki mühim çağında bulunan arifan-ı ilahiyi tanıyacak. Onlarla bir arada kopukluk olmayacak. Neden derseniz aynen hadis ravileri gibi işte Ebu Hüreyre radıyallahu anh diyoruz. İşte Ani Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem'den almıştır. Ondan sonra rivayet eden kimseler. Aynen bunun gibi ehlullahın edebini, erkanını, muhabbetini, aşkını, sevgisini o tecelli ve varidatı taşıyan insanları görmüş oluyor. Mesela hiçbir şey yapamasak dahi biz Sami Efendi Hazretlerini görmem yetiyor. Bak 40 sene oldu belki. Onu gördüğüm, onun bir abdest alış şeklini, onun bir oturuşunu, onun bir namaz kılışını, namazda ayaklarını dikmesini bile unutamıyorum. Sonra duydum, böyle otururken normal oturuşunda da ayaklarını dikiyorlar. Arkadan demişler ki Efendimiz Hazretleri böyle dura 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 hiç ayağı incinmiyor mu? Birisi cesaret etmiş o dikili vaziyette sağ ayakları. Onu şöyle biraz oynatmış. Dikili vaziyetten yatık hale getirmiş. Çok beklememiş. Hemen yine dikiyor. Hayatlarında bir başkalık var. Evet. Hani diğer insanlar gibi olmuyor. Mesela hepimiz namaz kılıyoruz, hepimiz oruç tutuyoruz, hepimiz cihad için çalışıyoruz. İnsanların irşadı ve ıslahı, kan dökülmesin, insanlar sulh içerisinde bir hayat yaşasın istiyoruz. Derken onların bu faaliyetleri bize benzemiyor. Evet efendim. Büyük bir tesir var. Mesela bir insanın irşad ve ıslahında onların sözleri çok etkili oluyor. Sebebi de Allah'ımıza olan tazimi. O birinci sorduğunuz soruyla alakalı. Evet. Yani Rabbimize olan sevgi, saygı, muhabbet, onun emri ilahisine uyuşu insanların irşat ve ıslahında da çok faydalı oluyor. Efendim, altının kıymetini sarraf bilir. Sami Sultanımızdan da bahsedince efendim, Sami Sultanımız nazarında Hacı Hasan Efendimizin yeri nasıldı? Ona olan muhabbetleri, verdiği önem. Bundan bahseder misiniz? Bunu özellikle sordum. Çünkü gördüğüm bir hal oldu.
bu Ömer Üstürk var. Evet. Cenab-ı Hak ona selametler versin. O bize şunu anlattı. Sami Efendi Hazretleri'nin de elinde bir liste vardı. O listenin başında Hacı Hasan Efendi var. Eğer bunlar gelirse, bunlar için işte bir randevudur, bir müsaadedir. Aynı da biz randevu kelime pek kullanmak istemediğim için şey yapıyorum. Müsaade alınacak, görüşülecek, inilecek gerek yok. Evim her zaman bunlara açıktır diye. Bir de şunu gördüm. Şimdi Üstad-ı Ali'miz içeri girerken huzuru alilerine, o gelişlerini anlatsam bir destan olur. Onun huzuruna gelişini anlatsam o hali. O zaman işte bu çekim aletleri bilmem falan, şu cep telefonu olsa yine yeterdi. Birçok hadiseleri de görüyorsunuz. Kameralar neler olmadığı zaman cep telefonları hemen çeki çeki veriyor. Kendisini adam işte aşağı atacak, o Haliç'ten vesaire, Boğaz Köprüsü'nden neden görüntüler verdiler hemen. Evet efendim. Görün. İşte o yok. Hani onun o andaki yürüyüşü, hali, tavrı Sami Efendi Hazretlerine giderken hiç unutamıyorum. Yani bir ağlama başlıyor. Bu bizim dergâhtaki Muhammed abiye çok anlatırdım bunu. Çünkü onun demiri onları tutardı. Şifresi uyardı ona. Dedi ki bir gün, bak dedi, Sami Efendi Hazretlerinden anlatınca senin şeklin değişiyordu. Çünkü emanetin onda senindi. Evet. Değişiyor. Ama siz dedi çalışın. Onlar ereceği yerlere irmiştir. Şimdi giderken huzuruna böyle ağlamaklı bir şekil gördüm. Sami Efendi Hazretlerinde. Mesela Sure-i Yusuf'tan bir hadiseyi naklederek karşıladılar. İşte Hazreti Yusuf aynaya bakmış, baktığında herhalde çok büyük bir deyince Cenab-ı Hak baksin derahime ma'dude, çok az bir fiyata satıldı, köle olarak gitti. Bunu söylüyor, coştu böyle, görünce coştu. Damatlar hemen engel olmak istedi, coşuyor böyle, coşuyor. Belli, bunu hissettim, kendilerine dedim. Size olan muamelesi farklı mı? Evet. Diğer dedi, kimselere karşı bir hasetlik duygusu başkalarının gönlünde belirmesin diye söylemiyor ama dedi, belletmiyor ama bize muamelesi başkadır dedi. Çok doğru. Şeyde Haç'ta Üstad-ı Ali'miz işte görüşüyorlar. Üç defa musafaha ediyor. Üç defa. Bu görüşeceklerine işaret demişti aralarında. Bir anlaşma onların kendilerine mahsus. O bir umre seferinde üstazımızın bunu anlatan Sami Efendi Hazretlerinin evinde büyüyen bir genç anlatıyor bunu. Dedi ki, anlattı, Sami Efendi Hazretleri şöyle akşamdan sonra dışarı çıkmışlar. Ev halkına demişler ki yıldızlara bakın. Hasan Efendi'nin gelişine yıldızlar da seviniyor demiş. Şimdi diyeceksin Sami Efendi Hazretleri onun hakkında ne demişti? Onun hakkında ne bileyim bir can ciğer gibi yani. Can ciğer gibi tarif edemiyorum ki. Çok başka bir sevgi, başka bir muhabbet. Bu bizim İstanbul'dan bir kardeşimiz var. Medine-i Münevvere'de diyor musafaha halindeydik. Bana sıra geldi. Hasan Efendi der demez diyor. Gözünden yaş dökülme değil de böyle bir gönlünde bir başka hal meydana geldi diyor. Hali değişti. Hasan Efendi, Hasan Efendi, Hasan Efendi diye böyle sevgilerle. Hele bir mektubu var. Mektubu var. Buyuruyor ki Yahyalı nerede? Medine nerede? Ramazan-ı Şerif'in ikinci günü söylüyor bunu. Sofrada otururken iftar sofrasında Yahyalı'dan buraya hayırlı haberler geliyor. Buradan Yahyalı'ya hayırlı haberler geliyor dedi. Bu bizim Bediye annemiz var. Sami Efendi Hazretleri'nin kerime-i muhteremeleri. İrtihalinde Mahmud Sami Efendi ile torunlarıyla görüştüm. 3,5 saat kadar kaldık. Bir aşktı o. Bambaşka bir alemdi o oturuşumuz. Orada
Mahmud abiye, Mahmud abi, Sami Efendi Hazretleri'nin okuduğu ayetlerden okumak istiyorum. Hakem olacaksın, benziyor mu dedim. Esamle. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْتِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Kişi çok severse sevdiğinin halleri aksediyor. Şimdi anlatamayacağım. Öyle haller var ki öğrencilik dönemimden beri. Yani biz onunla kaynadık. Onunla kaynadık. Onunla ne bileyim. Hayatımız onunla geçti. Muhabbetiyle, sevgisiyle. Okul müdürlerini anlatırdım. Bir gün askerde onun muhabbeti öyle gönlümü kapladı ki muhakkak anlatmam lazım onu. Bülent diye bir arkadaştı İstanbul'dan. Bülent dedim, bizim şöyle bir üstadımız vardı. Anlatmaya başladım, ben onu tanıyorum dedi. Biz dedi Milli Türk Talebe Birliği'nde işte Bursa'da Uludağ'da iken dedi getirdiler mübarek zatı Sami Efendi Hazretlerini bize sohbet etti dedi. En önemli yanlış kapıda çalmamışız. Belki de Allah'ımız orada lütfetti, ihsan etti birini. Bu aşk, bu şevk, bu muhabbetten dolayı onunla konuşturdu. Duramıyorum. Yani bütün zerrem Sami Efendi diyor sanki. Ha, askerdeyiz. Böyle rap 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 yürüyorsun. Yürürken Efendi Hazretlerinin sevgisi gönlüne oturuyordur. Doyamadım. Doyamadım ve doyamam da. Buyurun. Efendim, Sami Efendimiz'den icazeti alışlarıyla alakalı bilgilendirir misiniz? Bir vekalet var, bir de asalet var. Bir işte kağıt üzerine yazılır. Vekil tayin ediyorum diye. Bir de fahri kainattan gelen bir işaret var. Bizzat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın icazetiyle gelmiştir. Bir Adanalı Hasan Efendi Hazretleri, bir de Üstad-ı Ali'mi zaten Haseneyn'dirlermiş. Sene 39'da daha dedem de hayatta. Esad-ı Erbil Hazretleri'nin halifesi. Öyle olduğu halde kendisine icazet veriyor. Bundan sonra dersleri Hasan Efendi tarif edecek diye. Hatta Üstadımız ağlamış. Niye ağlıyorsun Hasan Efendi? Sevineceğin yere deyince dedem rahmetullahi aleyh, baba demiş, esrarı bana açtırma. Biraz zorlayınca sizin irtihaliniz bana görünüyor demiş. 13 gün yaşamış, ondan sonra 13 gün. 965'te de Kadiri icazetnamesini aldı. Teslimiyet noktasında söyleyeyim. Orada ben ilkokuldayım biliyorum. Hadiseyi iyice biliyorum. O İçmece'de, Yeşilsar İçmece'sinde oranın sahipleriyle Bedirhan Beyler neler var? Biraz görüştü. 25 dakika görüşelim dedi. Biri konuşur. 25 dakika. Görüştüler. O anda cebinden icazetnameyi çıkarmış Sami Efendi Hazretleri Kaddesallahu Sırrı. Bu bizim Kadiri icazetnamemiz deyince buna ömrünün sonuna kadar ağladı. Benim efendime teslimiyetim yok muydu ki bana icazetini gösterdi? Bu ne aşk, bu ne muhabbet. O uyumadan uyumazdı. Mübarek başını, mübarek yüzünü ruhen ve manen ayaklarının arasına koy, öyle uyurdu. Tarif edilmez. Tarifi zor. Adeta Sami Efendimizin haldaşı, daha da ötesi diyebilir miyiz efendim? Bir oturuşunu gördüm. Onun bir efendim deyişini üstazımızın üstazının da Hasan Efendi derken o dilinden çıkan o kelime, o Hasan Efendi kelimesi, Esad-ı Erbil Hazretleri'ni okuyoruz mektubatından da, bayılmadığıma şükrediyorum diyor. Bayılmadığımıza bayılsaydık keşke biz. Bayılsaydık bayılacak bir haldi. Böyle efendim derken
360 damar efendim diyorsanız. Efendim derken Allah Allah. Allah. Mevlana'mızın bir sözü var. Aşk diyor seslerde renge dönüşürdür. Yani renge dönüşürdü onun ifadelerinde. Efendim derken. Evet. Efendim, Hacı Hasan Efendimizin hayatına baktığımızda sizlerin sohbetlerinden anladığımız kadarıyla efendim 7/24 hizmet ediyorlar, cihad ediyorlar, sohbet ediyorlar. Geceleri dualarla, zikirlerle, ibadetlerle geçiyor. Efendim, bu enerji nasıl oluşuyor? Enerji bildiğin gibi değil. Enerji tükenecek gibi değil. Çünkü onlar ruhlarına tabi olduğu için cisim de ruhlaştığından yorulma olmaz onda. Eğer bedene dayalı olsa yorulur beden. Evet. Ama beden ruha tabi olduğu için yorulma diye bir şey yok. Sadece şundan yoruluyordu. İnsanların hali yoruyordu. Bunu Sami Efendi Hazretleri de buyuruyor. Baba diyorlar, yoruldunuz değil mi? Hayır, hayır buyuruyor. Beni yoran ihvanın halleri, şer'i şerife uymayan durumlar onlar yoruyor diyor. Yoksa canlanıyorlardı o zaman. Efendim, Hacı Hasan Sultanımızın kaddesallahu sırra dünya görüşlerini özetler misiniz kısaca? Haberleri dinlerdi. Haberleri dinler, gazete gelirdi her gün. Evet. Hemen hemen. Onun başlıkların nelerini okurlardı. Takip ederdi. Dünya siyasetin neyi çok güzel. Mesela bu muharebelerden ne de İran-Irak savaşlarında vesairelerde olmasa bile o tarihte onların silah satmak için bunu yaptıklarını ifade ediyor. Şimdi konuşuyorlar mesela. Evet. Silahını, ürettiği silahlarını dinlemek için bu harpleri, darpleri çıkarttıkları söylüyor. Bunu ta derinlemesine bilirdi. Bilhassa masonları, çok iyi bilirdi masonları. Evet. Mason derdi ama böyle inletirdi. Ondan rencide olduğunu ifade ederdi. Mesela İsrail hakkında, Kutsi Şerif hakkında çok konuşurdu. Yani dünya siyasetinden söz ediyordu. Olan hadiseleri mesela o tarihte hangi hal ise onu konuşuyordu. Mesela ne diyelim, camilerin park haline getirildiği bu Rumların, Ermenilerin, İşte caminin hoparlöründen diyemem, şarkılar, türküler söylediklerini, olmadık işler yaptıklarını, isimleri değiştirdiklerini. Mesela Abdurrahman'sa Dimitri bilmem filan diye isimler. Bunları tek tek söylerdi. Sonra Yunan mezalimin neyi tamamen okumuş, o Menemen hadiselerini vesaireleri. Tarihi çok güzel biliyordum. Yani bir Hacı Hasan Efendi deyince sadece postun üstünde oturan bir kimse olarak düşünülemez. Yani o postun üstünde otururken bir diyelim ki Dışişleri Bakanı gibi, İçişleri Bakanı gibi, yani devlette, yani hükümetin bir sözcüsü gibi, ancak böyle diyebiliyorum, hadiselere çok aşinaydı. Mesela bugün bulunsalardı Rusya'ya anlatırlardı. İşte ne demek istediğini, onun arkasındaki dayanağın ne olduğunu, ülkenin krize gitmesine rağmen o krizin yanında daha başka neler düşündüğünü, kimyevi silahlarını vesairelerini olduğu gibi gözünün önüne getirdik efendim. Meşguldü o hadiselerin. Yani o zamanın gereklilikleri neyse onlarla ilgilenirdi efendim. Efendim, aile hayatına geldiğimizde Hacı Hasan Sultanımızın, size bir özel soru sormak istiyoruz efendim. Bir Kutbu Aktab'ın oğlu olmak nasıl bir duygu? Kutbu Cihan'ın, özür dilerim efendim, oğlu olmak, bunun sorumlulukları nelerdi? Sizlerle nasıl ilgilenirdi? Şimdi bazı sözler olurdu da üstadımız sırrımı açmayın derdi.
bize kullandığı ifade şu: oğlum sen benim kalbimden doğdun diyordu. Şimdi ona gelen manevi iltifatlarda bizde hiçbir değişme olmadı. Mesela başkaları işte Hacı Hasan Efendimiz'e hırkayı saadet getirilmiş, Hacı Hasan Efendimiz'e şöyle manevi iltifatlar olmuş, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den Cenab-ı Hakk'ın cemalini seyreden bir veli, çok haberler geliyor, şu şekilde bir nuru Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, ona kavuşan bir nur, onlar birbirleriyle kucaklaşıyor, hiç değişmezdi. Çünkü şeytan da inanmıştı, nefis de inanmıştı. Şeytanın kandıracağı o noktada hiçbir şey yoktu. Nefsin de yoktu. Tamamen kabullenmiştim böyle. Hatta bize çok bu noktada kızdıkları olmuştur. Derdim, hal bu, durum şu. Bir türlü sırrını açmazdı. Açmak istenirse de derhal mani olurdu. Hani onun bir kutbu cihan olarak oğlu olmamızda, zaten biz doğduğumuzda halamızı çağırmış, gel hacca demiş, vekilim doğru demiş. Bu develde bir hoca efendi var. Ona demiş, üstazın elini, buna iftihar mı ediyorsun? Zerre kadar iftihar etmiyorum ve üzülüyorum. Onların bu kadar iltifatı karşısında bu keselan, bu tembellik, bu uyuşukluk bizi mahvediyor. Çok mahcubum. Yani tarif edilmez şekilde mahcubum. Bu iltifatlara karşı. Çok tabi seviyordum. Bir de ona yapılan hareketlere, yanlış davranışlara hiç tahammül edemiyordum. Onu da bildiği için diyordu, oğlum bizi canı gibi sever, canından fazla sever diyordu. Ona tahammül edemiyordum. Asıl dayanamadığım, ona olan muhalif hareketler canım alıyordu. Mahvoluyordum. O büyük dedikleri insanları üstadımıza olan sevgilerinden dolayı severdim, aksi halde yok. Çünkü o bizim pirimiz. Sonra bütün aleme mal olmuş bir kimse. Nasıl ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kâfetel linnâs, bütün insanlığa gönderilmişse, velayet ölçüsü içerisinde bütün insanlığa gönderilmiş. Doğuda vazife yaparken geldiğimde, oğlum dedi, bir kimse geldi Ricalül Gayb'den. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bize doğu, batı, kuzey, güney her ciheti göstermiş diye irşatta böyle. Tahammül edemiyorum. Seveni kadar da muhalife var. Daha fazla görünüyordu. Onlara çok üzülüyordum. Şimdi hala üzülüyorum. Hala üzülüyorum. Bunu bildiği için bizim bu üzüntümüzü bir gün çağırdı. Develi, Yahyalı, etraftan duyan yeter oğlum diye. Çünkü çok büyük bir üstüne hücum vardı. Sebebi de gençler çok başında toplanıyor. İkinci olarak insanlara siyasi noktada yön gösteriyordu. Bir üçüncüsü gazetelerde, ne de basında, yayında diyelim, müsbet olanlara haber veriyordu. Aman ha, yanlış gazeteler, dergiler almayın. Ahlakınız bozulur. Gençlerin düzelimi için bir kere hayırlı kimselerle buluşup görüşecek, okuduğu eserler önemli diyordu bunu. Ondan dolayı farklıydı. Üstadımız çok farklıydı. Her anlamda bir yol gösterirdi. Yol gösterirdi, her noktada gösterirdi. Herkese. Allah'ın izni. Efendim, şimdi Hacı Hasan Efendimiz'den bahsederken rical dediniz, görüştüklerini vesaire. Bu görüşmeleri biraz açabilir miyiz? Uygun olur mu? Şöyle, bu 73 yılında Ashab-ı Soffe'deyim. Bir oğlum, bu rical taifesi var. Sen de git bir elini öp. Bize bu Mersin Erdem'den Ahmet Şahin rahmetullahi aleyh,
Onun oğlu Mustafa. Onunla gittik. Daha sonra haber aldım. Konya'dan Ahmet Efendi diye sıvacı bir zat ile, o da büyüklerden bir insan Allah alem, bu rical taifesi haber gönderiyor. Hasan Efendi'yi ziyaret edeceğiz. Deyince üstazımız, Ahmet, onları eğer ayağıma getirirsen hakkımı helal etmem diye. Böyle dediğinde ne nezaketli veli, ne nezaketli veli Hasan Efendi diyorlar. Üstazımız varıyor. Üçlerden bir zattı Paşa Hazretleri. Yanında dört yoldan Mehmet Efendi Hazretleri yedilerden. Halbuki o yedilerden zatın letaiflerini kendisi geçirmiş. Üstazımız geçirmiş. Evine girmiş üstazımız manen. Bunu Sami Efendi Hazretleri'ne anlatmış efendim demiş. Hasan Efendi geldi, elektrik düğmesine bastı, beş tane lamba yandı deyince beş letaifiniz o vesileyle çalışacak diye yüksek bir haldeydi. Evet efendim. Efendim, Hacı Hasan Sultanımızın muhterem annemizle olan muhabbeti nasıldı? Annemizin bugünkü genç hanımefendi annelerimize örnek olması hasebiyle tutumları nasıl olurdu Hacı Hasan Sultanımıza karşı? Tesettür. En önemli özelliği tesettür. Şu ağız kısmını çok yaşlı olmasına rağmen ürtüyordu. Bir de oturuş tarzı diz çökmüş vaziyetteydi. Böyle diz çökülü vaziyette. Ayağını sağa sola kıprattığını pek görmedim gibi geliyor. Çok dikkatliydi. Mesela namaz vakitlerine. Biz bir İstanbul'dan geliyoruz. Gelirken saat daha 10'du. O zaman 1'e doğru ne namaz kılınıyor? Hemen namaz diyor. Namaz, namaz, daha vakit var, namaz. Namazda çok hassastı. Vakitlerine çok riayet ediyordu. Arabayı mümkün değil hareket ettirmezdi vakti geldiği zaman. Onda hassastı. Bir de gelen misafirler hususunda mesela bahçeden nohut toplanıyor, fasulye toplanıyor, patatesli, domatesli, ne olursa olsun misafirlerime, gelecek olan misafirlerime hazırlayacağım diyordu. Bütün kafası, gönlü üstazımızın misafirlerini memnun etmek. Mesela o tarihte öyle sabunlar, bilmem falanlar, hele bulunduğumuz yer itibariyle mümkün değil. Hep onlar için sabunları saklar, havlular, ondan sonra yatakları, yatağın örtüleri, nevresimler vesaireler, hep onlar misafir için hacı babanızın yüzünü ağartacağım derdi, öyle hizmet ederdi. Ayağına tabi rahatsızlıkları da var, sülük tutturur, anlatıyorlar. Evladını, o büyük abimizi, köşeye bir yere daha çocuk oturtturur. Kendisi yiyeceklere, içeceklerle meşgul, çorbalarını, yemeklerini hazırlar. Bugünkü gibi hava gazları, bilmem planlar, milan gazları, neler, hiç yok. Öyle odunlarla, nelerle, böyle onu üfleye, kendisi hazırlar. Ve yaptığı yemekler de çok tatlı olurdu, bunu söylerlerdi. Yani yavrularına da helal lokma yedirmenin bir aşkı vardı, bir şevki vardı. Çok ciddiydi. Hani öyle bir başkaları gibi sevme hali yoktu. Severken bile Cenab-ı Hakk'ın muhabbetiyle seviyor, şımartmıyor, katiyen şımartmıyor. Bir de çok doğruydu. O doğruluğundan dolayı eğriler tahammül edemezdi. Evet efendim. Efendim, gençlerden bazıları bir abimize Hacı Hasan Efendimiz'den biraz bahseder misiniz deyince o abimiz getirin Kur'an-ı Kerim'i diyor, açalım, orada ne yazıyorsa zaten Hacı Hasan Efendimiz'i anlatıyor diye buyuruyor. Bunu biraz açar mısınız efendim? O şu, bu tasavvufun tarifinde onların ahlakı Kur'an'dır. Hani Kur'an'ın edebiyle edeplenmek, çünkü Kur'an-ı Azimüşşan bizim hayatımızla alakalı her konuyu ele almaktadır. Hem dünya hem ukra. Yemeği nasıl yiyeceğimizi bile haber veriyor.
Mesela külü min tayyibati ma razaknakum. Rızkın temiz olanlarından yiyiniz buyuruluyor. Yani her hususta. Bir de onlardaki davranış Kur'an-ı Azimüşşan'ı okuyup ona göre hareket edelim demekten ziyade tabiatları çok düzgün olduğu için Cenab-ı Hakk'a olan saygı, sevgi, muhabbetleri yaşantıları hep Kur'an-ı Azimüşşan'a uygun olurdu. Yani Evliyaullah'ın edebine de muvafık düşerdi. Çünkü çok düzgün. Düzgün olunca mesela bir diyelim taş olur. O taşı her yapıya koyabilirsin düzgün olduğu için. Böyle ustalar neler eski yapılara göre söylüyorum. Ustalıklara göre taşı düzeltmeye çalışırlar. İşte uyar mı uymaz mı diye işte altına bir taş yerleştirir. Ne yapar? Böyle değil. Aynen Necip Fazıl'ın rahmetullahi aleyh Sami Efendi nasıldı deyince idrofil pamuktur. Her yaraya iyi gelirdir. Evet. Her derde deva edilir. Her halleri de Kur'an'a muvafık düşmez. Bilsin bilmesin. Gönlü bu noktada olduğu için Cenab-ı Hak'ta bendiğini erittiğinden dolayı mesela fenafil ihvandır. Allah için seviyor. Allah için sevmede Allah için kardeş olmanın bütün özelliklerini taşıyor. Çünkü bunu gerçek manada yaşıyor. Fenafi şeyh halinde bir büyüğe olan, ulema-i kirama olan tazimde son derece hassas. Efendimizin muhabbetinde yok olunca sünnet seniye hep uygun davranışlar zuhur ediyor. Allah'ımızın sevgisinde fenafillah ve bekabillah gibi hallerde hiç şüphesiz Kur'an'a uygun düşüyor halleri. Okusa da okumasın. Evet efendim. Efendim az önce de bahsettiniz. Hacı Hasan Efendimiz'i bazı zümreler çekemiyorlar. Özellikle bu üniversite hocaları, hocalar kendilerince bir imtihan etmek de istiyorlar. Yalnız Hacı Hasan Efendimiz'in yanlarına geldiği vakit ağızlarını bile açamadan hayranlıkla izliyorlar, dinliyorlar. Hacı Hasan Efendimizin ledün ilminden bahseder misiniz efendim? Bu ilme nasıl sahip olunuyor? Bunu İbrahim Eken Hoca bir dergide yazmış gördüm. Diyor ki ledün ilmi ancak ehline anlatılan bir husustur. Herkese verilmez. Çünkü kendisi söylüyordu. Buyurlar ki ilmimi gizliyorum. Şairim buna. İlmimi gizliyorum. Çünkü bilen yok diyordu. Hani o bezde tarağı olacak, bilecek ki anlatabilsin. Bilmiyor. Mesela konuşuyor, konuşuyor, bir yerde duruveriyor, ötesine geçmiyor. Çünkü cemaatin kabiliyet noktasına göre konuşuyor. Ancak onu halleştiği kimselerle yapıyordu. Zaten ilmi ledün olmasın, misalleri çok veriyordu. Mesela kendisini tevazuan ben misalciyim diyordu. O misalciyim deyişi hep Mevlana'mız vesairelerinde görülen hep misallerle anlatıyorlar zaten. Doğuştur o. Evet. Gönlüne Allah'ımızdan gelen bir ilhamat-ı ilahi o. O misalleri vermek. Evet efendim. Dedemde de öyle rahmetullahi aleyh. Kendisi de ünlü. Çok misal veriyordu. Mesela vaaz-ı nasihatinde kendilerinin vaazında o şukka denir vaiz için hazırlanan notlara bir ayet içinde iki hadis-i şerif. İnanın çoğu zaman okumuyordu. Özellikle not defterini getirdim burada. Okumuyordu. Açıyordu. Mesela burada açıldı. Hacı Sami Ali Ramazan oğlu Kudse Sirru Hazretleri. Tarikat dört esas üzerine bina kılındı. Teslimiyet. Bunu dedi değil mi? Şimdi binayı anlatırdı. Binanın işte temeller kazılacak. Ondan sonra pabuçlar denir, onlar oturtulacak. Kolonlar vesaireler. Öyle bir anlatıyor ki. Mesela Bünyel İslam ala hamsin şehadete en la ilahe illallah enne Muhammed Resulullah. İslam beş temel üzerine bina kılınmış derken bunun dört tane temel direkler beşincisini kubbesi olarak kelime-i şehadeti anlatıyor. Yani bunlar insanın kafasında, gönlünde kalıyordu.
Evet. Ondan dolayı diğer hocaların daralmalarına hiç gerek yok. Boş yerine çırpınıyor. Bakıyorlar çok cami var. Bu Adana'da ne de 955'te görüşmelerinde camiler boşalmış. Evet. Küçük de bir cami. Ta o Tepebağ'da Şeyhoğlu Camii'nde adliyenin önüne kadar diyordu. Duvarlara ah buyurun merkebe biner gibi biniyorlar. Gelmeden saatler evveli doluyor her taraf. Cemaat bambaşka. Bütün Adana olduğu gibi akmış zaten. Evet efendim. O ilmi ledün başka bir şey değil onu oraya toplayan. Yoksa ayet okuyorlar. Hadis okumuyor değil okurdu. Fakat Allah'ımız gönlüne verdiği için arı ve duru olan suyu içmeye çalışıyor. Yeni kaynayan suyu içiyor. Kaynağından içiyor suyu. Bekletilmiş işte sular kaynağından geliyor. Depolardan da bekletiliyor. Bir öğüne içme var. Bir de asıl kaynağından başından içme var. Gözünden içme var. Gözünden içiliyor. Öyle bir borulara bilmem filan gelecek. Ondan sonra musluklardan akacak öyle değildi. Evet. Ondan dolayı sevgi çok. Hatta damadına diyor oğlum Mahmut bizi herkes dinliyor sebebi nedir? Nedir efendim deyince bana harflerin talimini mana aleminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptırdı diyor. Yani bunun önüne duruş olur mu? Mümkün değil. Efendim bu sorunun devamı niteliğinde şahit olduğumuz günümüzde efendim Türkiye'nin neresine gidersek gidelim bir güzellik varsa orada Hacı Hasan Efendimizin izlerini görüyoruz. Hala devam ediyor. O yayılan nur her geçen gün artarak devam ediyor. Burada Hacı Hasan Efendimizin yapmış olduğu sohbetlerin etkisi çok büyük efendim. İhvanına sohbetleri belirlerken nelere dikkat ediyordu Efendimiz? Hiçbir şeye dikkat etmiyordu. Gönlüne ne doğuyor onu söylüyordu. İşte şunu konuşacağım, şunu hazırlayacağım. Bak buradaki notları en azından başta ayetler almış. Mesela Furkan suresindeki son ayetler almış. Açtığım yeri oraya çıktı zaten. Burayı alıyor ama işte Allah tarafından gelen bir ilim olduğu için bitmiyor. Mesela burada mesela Tebârekellezî ceale fissemâi burûcen ve ceale fîhâ sirâcen ve kameran münîrâ. Gökte 12 burçlar yaratan, onların içinde güneşi çera, yani bir ışık, nurlu bir ay barındıran, geceye bahşeden Allah'ın şanı ne yücedir derken şimdi ele alır. Burada geceyi tarif eder. Gecede 12 tane burç işte semada, insanın kalp semasında da ilim var, hikmet var, sabır var, şükür var, kanaat var, tevazu var, rıza var anlatırdı. Şimdi bu ayet celleyi alıyor ya, semada 12 burç, kalp semasında da 12 güzel ahlakı sıralar. Ondan sonra 12 peygamberden alır. Ondan sonra o peygamberlerden Musa aleyhisselamın kavmi için Kızıl Deniz'e vurmuş olduğu asasıyla 12 yolun açılmasından girer. Ondan nukaba 12 kişidir. Ondan alır. Oradan yürür. Uhud dağında Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i Uhud Muharebesi'nde koruyan 12 kişiyi son demlerinde onu anlatır. Ondan sonra gündüzün 12 saat olduğunu anlatır. Tevhidin bir kısmının 12 harf olduğunu anlatır bir anlatır. Bitme o iki sayısının yürür gider. Evet. Efendim merak ettiğimiz sorulardan biri de şu. Hacı Hasan Efendimiz'i sevenlerinin hiç şüphesiz birçok himmetlerine mazhar oluyor. Şöyle bir söz var efendim. Yaşarlarken himmetlerini, desteklerini her zaman hissediyoruz. Vefatlarından sonra bunun arttığını birçok kez duymuştuk. Bu konuda ne dersiniz efendim? O himmet mevzu, bu Sami Efendi Hazretleri'nin
Kayseri'de bir halifesi vardı. Hacı Şaban Kavafoğlu diye. Şeriat iki kişiden incinmedi. Birisi de Şaban Efendi dedikleri zat. İlk oldayım. Bitirdim. İmam Hatip'e girdim. Üstazımız onun hanelerine gittiler. Elini öperken, çok da duyduğum için Hacı Şaban Efendimiz dedi kendisi. Elini öperken çok saygıyla öpmüşüm. Öptüğümde bir değişme oldu zaten. Bunu hissettim. Sonra kendileri buyurdu ki himmet etti oğlum diye. Himmet derken o kimse onu hissediyor. O anda ellerine vardığında hissediyor. Mesela birçok insanlar söylüyor. Bütün organlarımız yıkandı gibi oldu diyor. Yani bir alnımdan öptü diyor. Bütün ciğerlerim söküldü zannettim diyor. Bu ondaki teveccüh ve himmet, müşahede hallerinin neticesi de herkes de olmaz o. O evet. Allah'ımız Celle Celal ona bahşetmiş. Bunu yakalamış o. Evet efendim. Efendim röportajımızın sonlarına doğru Hacı Hasan Efendimizin şiirlerinden bahsetsek. 1947'de en çok bizi etkileyen de bu. Hacca hazırlanır. 47'de gitmiş. 63'te hazırlanır. İşte tansiyon yüksek çıktığından dolayı sağlık kurulu mu diyelim ona ne diyelim? Onlardan müsaade çıkmaz. Sağlık raporu alınıyor. Gidemeyince aşkını, muhabbetini kağıda döküyor. Bakın hatta arkadaşlarını ayarlıyor. Onlarla gidecek. Onlar gidip de kendisi kalınca yazdığı şiir şu. Rızayı hak idi maksudum kastım. Olup pervane gürleyi bestim. Gidin selametle ihvanım dostum. Fahri kainata selam götürün. Çok müteessir oldu kalbi viranım. Gidiyorlar mahzun kardeş erenim. Durunca huzura bütün yarenim. Fahri kainata selam götürün. Bunun gibi. Şiirlerine baktığımız zaman efendim, o zamanki durumlara göre birçok da uyarılar, mesajlar, adeta Yunusça bir dil kullanarak ihvanı da uyarıyor efendim. Günümüzde de hala bu mesajlar net bir şekilde devam ediyor. Bu mesajların niteliğini nasıl anlamalıyız efendim? Mesela gençler hakkında yazmış. Bugün en çok gençliğimizin helak olduğunu isyanla görüyoruz. Mesela diyor. Genç var ki anneyi kırmaz, babasına karşı durmaz. Sığaraya para vermez, adam olacağı belli. Genç var ki babasını döver, din, iman anneye söver. Para için insan boğar, adam olmayacağı belli. Besbelli şimdi bir para için, pul için yaşlılara nelere yaptıkları ezaları görüyoruz. İnsanlara yaptıklarını görüyoruz. Dediğiniz gibi aynen hep bir mesaj var şiirlerinde. Bir de doğuş, gönlüne doğuyor, ne yazıyor? Yani bir zorlanma da yok. Evet. Efendim son olarak Hacı Hasan Efendimiz bugün bizlere vereceği en net mesaj neydi efendim? Bu cemaate göre değişirdi, durumlara göre de değişirdi. Mesela çok dar bir vakitte gelenler olurdu. Hemen onlara şunu söylerdi. 4 tane düşmanımız var. Birisi nefis, ona muhalefetle kurtuluruz. İkincisi şeytan, ona da eûzü besmele ile adımlarına uymamakla. Üçüncüsü dünya, dünyanın da geçiciliğini bilmek suretiyle ahiretin ebedi olduğunu tanımakla. Dördüncüsü de insan şeytanları, onlardan da kurtulur, salihlerle beraber olmaya bağlı diye bunu söylerdi. Daha çok yani böyle 8 öğüt var şeyden. Lokman Aleyhisselam'ın 4000 nebiyi tetkik ettim. Onlardan 8 öğüt seçtim. Bunu çok söylerdi.
Namazdaysanız kalbinizi muhafaza edin. Başkasının evindeyseniz gözünüzü, cemiyetin içerisinde dilinizi, yemekte ise boğazınızı, iki şeyi unutun. O da başkasına yaptığınız iyilik, başkasının size yapmış olduğu kötülük. Sonra izah ediyor tabii. 7 ve 8 iki şeyi unutmayın, Allah'ı ve ölümü. Bu Köyceğiz'de, Marmaris'te öyle bir sohbet buyurdu ki toplandılar. Böyle bir ormanın içerisiydi, o gelmeden önce oranın idaresi, durumunda bulunan idarecisi. Güzel zikirler yaptırdı, kendileri geldiler. Bu nasihatlerden bir tanesi, namazda iseniz kalbinizi muhafaza edin. İkinden sonra başladı, akşam bitti. Sonra da ötekileri sıralayıverip geçiyorlar. Evet. Çok derin bir vukufiyet var. Allah gönlüne vermiş, yani kitap okumak yürer onu. Evet. O kitap olduğu gibi kalbine nakşolmuş, inmiş. Rabbim şefaatlerine. Amin, amin. Ayırmasın Mevla-i Zülcelal'imiz. Efendim çok teşekkür ederiz. Asıl biz teşekkür ederiz, duygulandırdınız. Kendimizden geçtik. Özel olarak da ama defterini getirdim buraya. Evet, ya evet. Hep Sami Efendimiz açılıyor. Çok sevdiğim biliyor herhalde. Evet. Bir izinle. Çok güzel şiirler almış buraya. Çok şiirler almış. Neler neler neler. Bunu çıkartmıyorum bozulur diye. Arapça. Evet, Osmanlıca yazılıyor. Burada çok derin, herhalde kendisi müstesna bir halin sahibi ki bu şiirleri alıyor, kendisini okşuyor. Mesela ey azizan, ölmeden bilmez nefis Allah nedir? Bilmeyen Allah'ını bilmez ki zikrullah nedir? Hatta terk etmeyen bir habbeye canan için ol ne bilsin sıfatı Adem safiyullah nedir? Kim göğüs vermez tufanı belaya dembedem? Bilmez o hiç iptilayı Nuh neciyullah nedir? Ateşi Nemrud'a nefse dost için sabretmeyen nerede idrak eylesin ol Halilullah nedir? Diyor, uzun uzun söylüyor. Çok güzel. O şiirlerinden de şunu anlıyoruz biz. Demek ki ruhen ve manen kendisini okşuyor bunlar. Vasıl olmaz kimse hakka cümleden dur olmadan. Kenz açılmaz şol gönülde takipür nur olmadan. Sör çıkar ayarı dilden. Ta tecelli-i de hak padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Mutu kable ente mutu sırrına mazhar olan bunda gördüğü haşru neşri nefhayı sur olmadan içtiler aşkın şarabın abı engür olmadan bir acep sevdaya düşmüş tutuşur şemsi müdam hakka makbul olmak ister halka menfur olmadan. Çok müstesna şiirler var not defterinde. Mana eri bu yolda melul olası değil. Mana duyan gönüller hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez. Çün giden geri gelmez. Ölürse tenler ölür, canlar ölesi değil. Bunları mesela bazı notları var, bakıyoruz. O notlarda işaret ettikleri yerler fena fillah, beka billah, cemul cem. Hep o makamlardan anlatıyor. Açıveriyoruz mesela buradan. Okuyoruz. Bazen şiirler de okuyoruz. El yazıları da çok müstesna efendim. Mesela İbn-i Ata, Kudsesirru, her kim edepten mahrum kaldı, cümle hayırlardan mahrum kaldı. Bir gün İbn-i Ata hazretlerine yarenlerine sordu. Adam ne nesne ile yüce mertebeye erer? Kimi taatle, kimi mücahede ve riyazetle, kimi sıdık ve
İhsanla dedi İbn-i Ata Hazretleri, ey hace dedi, huyla, güzel ahlakla dedi. Böyle okur anlattı, söylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ruh tayyibelerine, eline, ashabına, peygamberanizem ve piranizem, bütün geçmişlerimizin ruhları için El-Fatiha.